namaza başlarken tekbir almak farzdır. Farz, farz. Bunu sakın ihmal etmeyesiniz. Şimdi camiye geldiniz ki cemaatle namaz kılınıyor. İmam efendi namaza durmuş. Cemaat imama uymuş, namaz devam ediyor. Sen de koşa koşa gelmeyeceksin ha. Cemaate yetişeyim diye koşmayacaksın. Nerede yetişirsen orada uyacaksın. Pat 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 elinde ayakkabısıyla cemaate yetişeyim diye caminin içinde gürültüyle koşan bir Müslüman bilsin ki bütün cemaat sevabını imha etmiştir. Peygamber nehyediyor Hazreti Selam. Koşa koşa caminin içinde koşmayın, gürültülü ses çıkarmayın diyor. Bizim cahil Müslümanlar cemaate uyacağım diye ayakkabısını bir telaşla, bir şaşkınlıkla pat 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 koşarak camide gürültü yapıp gelip cemaate uyuyor ve namazının bütün sevabını siliyor. Bilmeden cahil adam. Ve karla, sekinetle, sükunetle camide geleceksin. Nerede bulursan orada uyacaksın. İlla da birinci rekata uymak mecburiyetin değilsin. Hangi noktada cemaate uyarsan cemaat sevabının tamamını almış sayılır. Ne koşuyorsun? Ne koşuyorsun? Cehalet efendim bilmiyor. Şimdi ve bu birinci tekbir Allahu Ekber diyoruz ya ayakta bir namaza dururken birinci tekbir farz olduğu için onu mutlaka ayakta alacaksın. İçeriye girdin ki camiye imam efendi rükûya eğilmiş, cemaat de rükûya eğilmiş. Sen ne yapacaksın? Ayakta Allahu Ekber dedikten sonra rükûya eğilip cemaate gitmeyeceksin. Acele etmeyeceksin. Bazıları koşa koşa geliyor, böyle eğilmiş, rükû Allahu Ekber diye eğildiği yerde tekbir alıyor. Bunun tekbiri batıldır, namazı tamamen fasittir. Ayakta, bir kere ayakta kıyamda Allahu Ekber dedikten sonra cemaat neredeyse oraya yatacaksın derhal. Eğilmişken tekbir alınmaz birinci tekbir. Secdedeyken tekbir alınmaz. Ayakta bir kere iftitah tekbirini al. Ondan sonra cemaat neredeyse oraya yat, oraya kavuş. Ama tekbiri ayakta alacaksın, dikkat et. İftitah tekbiri ayakta alınması lazımdır, farzdır. Onu yapmazsan namazın batıl olur. Ve Müslüman erkekler ellerini kulaklarına kadar kaldıracaklar. Fakat bir Müslüman kadın ellerini kulaklarına kadar kaldıramaz. Ya göğsünün hizasında tutacak. Allahu Ekber dedikten sonra ellerini göğsünün hizasında tutacak ve sonra da erkekler gibi göbek altına bağlamayacak, göğsünün üzerine kapatacak, şöyle örtünecek, bürünecek, düzülecek. Ne demektir bu hadise? Ne demektir? Ya Rabbi, senin huzurunda namaza duruyorum. Sen şahit ol ki, sana söz veriyorum ki, vücudumun avret mahallini, bahusus en fazla dikkati çeken göğüslerimi, bacaklarımı, boynumu, boğazımı, nikahlısı olduğum kocamdan ve efendimden başka kimseye göstermeyeceğim, benle kapanıp örtüneceğim ya Rabbi diye namazda edep ve haya talimi yapıyor ve Allah'a Müslüman kadın böylece söz vermiş oluyor. Namaz kılmayan bir kadının edepten, hayadan ne alakası olabilir? İffetten ne alakası olabilir? Bak diyor ki, ya Rabbi senin huzurunda bile göğsümü kapatıyorum. Senin huzurunda bile göğsümü, mahrem yerlerini örtüyorum. Dışarıda hiç açmayacağım. Nikahlısı olduğum efendimden başkasına soyunmayacağım. Nikahlımdan başkasına göğsümü göstermeyeceğim. Kollarımı, bacaklarımı göstermeyeceğim diye Allah'a söz veriyor namaz kılan Müslüman kadın. Ya şimdi sokakta içinde çamaşır giymeyi bile fazla kabul ederek sürü çıplak dolaşan bir kadının
din ile, iman ile, vicdan ile, namus ile, Allah'la, peygamberle, ahiretle, hesapla, kitapla, Müslümanlıkla, Türklükle bu çıplak kadının bir alakası varsa gelsin bana birisi anlatsın bakayım. İmkan var mı? Onun için